Evet sevgili izleyiciler, şu anda Almanya'dayız. Almanya Langenargen şehrindeyiz. Bu Almanya'nın tam böyle köşesinde bir tarafımız İsviçre, bir tarafımız da Avusturya. Bregenz Gölü buraya çok yakın. Burada kayak merkezi, çok yerler var böyle. Çünkü dağların arasında çok da şirin bir yer. Yani her tarafa yakınız böyle. Şu anda sevgili Mahmut Çınar dostumla çok güzel bir kafe açmış. Şirin ve kendi elleriyle böyle yapmış. Hem sanatsal bir boyutu da var. Çünkü resim çizmeyi, resim yapmayı çok sevdiğinden dolayı her tarafı böyle bir tablo şeklinde çizmiş. Kafenin her yerine bir şeyler böyle kendi bakış açısıyla yapmış. Çok da güzel bir personel var burada, çalışanlar. Yani böyle ailece, herkes kendisi zaten ailece burada. Ailece herkesin gelebileceği bir ortam yaratmış. Mahmut kardeş, ilk önce kendini bir tanıt. Mahmut Çınar ismim. Ankaralıyım. Yaklaşık 15 senedir Almanya'da yaşıyorum. Değişik işlerle uğraştım. Ticari faaliyetlerim oldu. Ama resimden, sanattan hiç kopmadım. Gazi Üniversitesi resim bölümü mezunuyum. Değişik duvar resimleri yaptım daha önce, çeşitli lokallere. Uzun süre zamanım olmamıştı ama böyle bir işe atıldık. Ve burayı ufak ufak zamanla, büyük emekle bu hale getirdik. Her köşesinde fırçamızın izi var, emeğimiz var. Birçok ürün de Türkiye'den getirdik zaten. Kendi kültürümüzü yansıtmaya çalıştık. Masaların üzerinde bile Türkiye'den çeşitli görüntüler var. Bu anlamda beğenisine sunuyoruz insanların. Çok da övgü alıyoruz. Daha yeni açılacağız. İşte bugün başladık. Böyle baktığım zaman o kadar keyifli yapmışsınız ki. Hani dedim ya, sanatsal bir şey olunca da her şey daha mı farklı oluyor? Ne düşünüyorsun? Yani bu bakış açısına bağlı tabii. Yani işin içine sanat girince daha farklı oluyor. Buraya rengarenk dikkat ettiyseniz. İstedim ki buraya gelen insanlar sıkılmasın. Genelde gri, beyaz tonlar veya kapalı ortamlar, karanlık ortamlar, mekanlar çoğunlukta burada. Ama gündüz olsun, akşam olsun, burası renkli bir ortam. Bunu da yaratmak istemiştim. Sonucundan da memnunum şu aşamada. Evet, ben zaten girer girmez hakikaten çok keyifli. Çünkü pastel renkler kullanmışsın. Bu da çok doğal. Mesela ahşap ve pastel birbirine çok yakışan renkler. Çok da güzel bir personel. Hepsi güler yüzlü. Ve içinde Türk de var, yabancı da var. Değil mi? İnternasyonel bir kafe zaten burası. Bulunduğumuz yer Almanya. Alman müşterilerimiz de var. Personellerimiz de karışık tabii, Türk ve yabancı. Bizim kültürü yansıtacak tarzda bir servis yapmaya çalışıyoruz. Mesela çay servisimiz, Türk kahvesi, meyve tabağı vesaire. Bunlar bizim özelliğimiz diyelim. Şimdi burada tam böyle moda oldu. Türk kafeleri, Türk çayı, Türk kahvesi gibi, Türk usulü mesela şu anda görüyorsunuz sevgili izleyiciler. Böyle bizim sıcak, böyle elimi değemiyorum. Tamamen böyle Türk usulü çaydanlığımız, sıcak sıcak kendi kendinize çayınızı koyacaksınız. Böyle güzel bir meyve tabağı. Tabii ki sunum da çok önemli. Mutlaka. Önce göz. Görselliği çok önemsediğimiz için zaten mekandan belli oluyor. Her şeyi yansıtmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince tabii. Kaç senedir Almanya'da? 2001 yılından beri buradayım. Yaklaşık 17 sene oldu herhalde. Evet, 17 sene. Daha önce neler yapıyordunuz? Daha önce Türkiye'deydim. Yine ticaretle uğraştım. Ondan önce üniversite. Daha sonra buraya geldim bir şekilde. Ondan sonra Almanya serüveni. İşte herkesin yaşadığı bir serüven var. Çok... Çocuk var mı? Çocuk var. İki tane kızım var. Bunlara buradan bir el sallayalım onlara. İsmini bağışla. Zeray 9 aylık şu an, daha bebek. Büyük kızım da Gülcan, o da 8 yaşında. Nasıl, mutlu musun Almanya'da? Almanya'da mutluyuz. Yani Türkiye bizim vatanımız ama alıştık buraya, öyle söyleyeyim. Yani Türkiye'yi tabii ki seviyoruz. Türkiye'ye her sene gidiyoruz birkaç sefer. Buraya da alıştık, öyle söyleyeyim yani. Sesin nasıl? Var mı böyle bir şey? Zaten kısık geliyor, dikkat ederseniz. Kulak var bende. Türkü değil, falan böyle dil okuma şansı. Bilmiyorum ben içimde. Kimse duymasın. Kimse duymuyor. Ses maalesef. Fırça var, kalem var. Öyle. En güzel sanat. Kimine ses vereyim. Bugün hiç tadım tuzum yok. Üstelik çok huysuzum. Tedirginim, huzursuzum.
yanımda sen olmayınca tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca gel yine başım belada, beni bul karakollarda, adım yazar zabıtlarda, yanımda sen olmayınca. Gel yine başım belada, beni vur karakollarda, adım yazar zabıtlarda, yanımda sen olmayınca. Sevgili izleyiciler, bu türküyü ben ilk çıkmadan önce bu türküyü okumak istemiştim ama o zaman kısmet olmadı. Kıvırcık Ali okudu, rahmetli, nur içine yatsın, mekanı cennet olsun. Ondan sonra da birçok sanatçılar okudu ama bu şarkıyı sevgili İllaz Keçeci'nin söz müzik. İllaz'a demiştim ki ya ben okumam lazım. O da dedi ki hadi bunu sen okumalısın dedi. Klibinde çekiyoruz yakında. Hem kliple birlikte bu şarkıyı da sunmuş olacağız. Aynı bu bebek gibi bizde de böyle doğuyor. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sana başarılar diliyoruz. Her şey gönlünce olsun. Hakikaten çok keyifli, çok güzel bir yer. İnşallah burası kısmeti hep bol olur. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Her zaman bekleriz. Efendim şimdi geldik bir programın sonuna. Haftaya tekrar buluşmak umuduyla her şey gönlünüzce olsun. Hep sevgiyle kalın, aşkla kalın. Sakın sevgisiz kimseyi de bırakmayın.